Temmuz 1919 Erzurum. Mustafa Kemal, karargahı erkanı ve Rauf Bey'le Erzurum'a gelmişler ve coşkuyla karşılanmışlar. Bu evde kaldılar. O, girişim ve görüşmelerine hemen başladı. Ziyaretler birbirini başta Hoca Raif Efendi olmak üzere Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Teşkilatı ile sıkı bir temas başlamıştır. Sonra Erzurum Kale Muhafızlığı'na ait küçük bir binada gizli ve çok önemli bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Mustafa Kemal, Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey, Mazhar Müfit, Miralay Kazım ve Binbaşı Hüsrev Gere de bulunmaktaydılar. Mustafa Kemal, önce memleketin acı durumunu detaylarına kadar izah etti. Bu durumda ne yapmak lazımdı? Ve tedbir neydi? Arkadaşlar, tek tedbir milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız müstakil bir Türk devleti teşkil etmek ve bu hedefe muhakkak vasıl olmaktır. Hakkaliniz var paşa. Doğrudur paşa. Evet. Hedef bu olmalıdır. Yükleneceğimiz vazifeler ağır, müşkül, hatta tehlikeli olacaktır. Büyük mukavemetlerle ve hıyanetlerle karşılaşacağımız muhakkaktır. Her şeye rağmen milli mücadeleyi milletin büyük ekseriyetine dayanarak süratle hızlandırmak ve organize etmek zorundayız. Elimizde tek tepe, tek kurşun kalıncaya kadar mücadele etme azmimiz daima mahfuz kalacaktır. Kalmak mecburiyetindedir. Büyük bir vatan ve millet davasına atılıyoruz. Böyle muazzam bir dava gizlice yürütülemez. Millet davası ancak millet huzurunda görülüp yürütülebilir. Bunun için ortaya çıkmak ve bir millet ferdi olarak çalışmak icap edecektir. Evet, milli vazifenin başına geçecek zatın kim olacağı hakkında da kat'i bir fikrim yoktur. Bu tayin hakkı bu anlarda sizlerin, ondan öteye safha safha milletindir. Mustafa Kemal sözlerine şöyle devam etti. Her arkadaş vicdanıyla baş başa kalarak serbestçe düşünmeli ve karar almalıdır. Aynı gece sabah. Onlar kararlarını zaten aldı. Bu milli davada sonuna kadar beraberdir. Ve Mustafa Kemal'i önder olarak tanıyorlar. Birkaç gün sonra İngilizler ve Babı Ali telaşlanmıştır. Ne var Muzaffer? Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'dan telgraf. İstanbul'a dönmenizi bildiriyor paşa. İstanbul'a dönmemi mi bildiriyor? Cevabını alır. O 6 Temmuz 1919 günü Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'ya şu cevabı verdirmektedir. Şark vilayetleri halkı arasından çıkıp İstanbul'a gelmek hususundaki yüksek tekliflerinizi yerine getirmede şahsi irademi kullanmaktan manen ve maddeten memnun bulunuyorum. Mustafa Kemal. Aynı gün İstanbul. Mustafa Kemal'in Harbiye Nezaretine verdiği cevap bomba gibi patlamış. İstanbul postanelerinde ise sansür büsbütün artırılmıştı. Telgrafçılarımız tehdit altındadır. Fakat onları hiçbir şey yıldırmayacaktır. Onlarsa çalışmalarına devam etmiştir. Kongrenin 23 Temmuz'da toplanması kesinleşmiştir. Bu arada Mustafa Kemal'in cevabı Sadrazam Feride ulaşmıştır. Demek Mustafa Kemal gelmek istemiyor ha? Zat-ı şahaneyle konuşacağım. 8-9 Temmuz 1919 gecesi Erzurum.
Erzurum Postanesi. Acele telgrafhaneye çağrılan Mustafa Kemal makine başındadır. İstanbul'dan aranmıştır. Ve sarayla muhabere etmektedir. İstanbul'a dönmesi veya tedbir hava alması istenmektedir. O ise reddetmektedir. Tartışma uzar, sonunda Mustafa Kemal kestirip atar. Yazınız. Canım kadar sevdiğim mesleğimden, askerlikten istifa ediyorum. Sine-i millette bir ferdi mücahit olarak çalışacağım. Tebrik ederim. Arkadaşlarının gözleri yaşarmış, Erzurum Postanesi tarihleşmiş. Saat 10.50'ydi. Sonra Mustafa Kemal tarihi kararını millete de bir beyanname ile duyuracak. Arkadaşlar, şu andan itibaren hiçbir resmi sıfat ve memuriyetim yoktur. Bir millet ferdi olarak, milletten kudret ve kuvvet alarak vazifeye devam edeceğim. Sonra Mustafa Kemal'in kaldığı eve döndüler. Tekrar tebrik ederim paşam. En doğru hareketi yaptınız. Öyle zannediyorum. Evet paşam. Evet. En doğru hareketi yapmıştı. Fakat tedbirli olmalıydı. Her şey olabilirdi. Tutuklanmayacağını kim temin ederdi? Fakat o kararlıydı. Ve millete güveniyordu. Ne olursa olsun bütün engelleri aşacaktı. Bu sırada kapı açıldı. Kazım Karabekir Paşa geliyor paşa. Arkasında bir süvari takımı da var. Buyursunlar. Bir an için hepsi aynı şeyi düşündüler. Süvari takımı. Süvari takımı ne yapacaktı acaba? Bunun cevabını vermek zordu. Kumandanda bulunan zabitan ve efradın hürmet ve tazimlerini arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de bizim muhterem kumandanımızsınız. Kolordu kumandanına mahsus bir araba ile mahiyetinize bir süvari takımı getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz paşam. Hepsi heyecan içerisindeydiler. Sonra iki silah ve ideal arkadaşı kucaklaştılar. Ertesi gün Erzurum Telgrafhanesi bir tarihi yaşamaya devam etmektedir. Mustafa Kemal orduya, vilayetlere ve millete yayınladığı tamimin sonunda şöyle demektir. Bu mukaddes gaye için milletle beraber sonuna kadar çalışmaya mukaddesatım adına söz vermiş olduğumdan pek aşığı bulunduğum yüksek askerlik mesleğinden bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra mukaddes milli gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere milletin sinesinde bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu arz ve ilan eyledim. Telgraflar birbirini izlemekti. Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal'e çektiği telle Amasya'da alınan kararlara uyacağını ve kolordusuyla birlikte Mustafa Kemal'in yanında olduğunu bildirmekte, 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa da bağlılığını bir kere daha telgrafla teyit etmekteydi. Rauf Bey ise millete yaptığı açıklamayla nihayete kadar çalışmaya mukaddesatımız üzerine yemin ettiğimizi arz ve ilan eylerim demekteydi. Bu arada İstanbul telgrafçıları büyük postanenin bodrum katında gizli bir merkez kurmayı başarmışlardı. Onlar milli bağımsızlık için ölümü hiçe sayan bir milletin ölümü hiçe sayan çocuklarıydılar. Bu merkez aynı zamanda Anadolu'dan aldığı haberleri İstanbul gazetelerine ulaştıracaktı. Ertesi gün İstanbul'da Sadrazam Damat Ferit ateş püskürmektedir.
Mustafa Kemal'in beyannamesi İstanbul gazetelerinde neşrediyor. Siz polis müdürü olarak ne yapıyorsunuz? Arz edeyim Sadrazam Paşa Hazretleri. Bendeniz... Evet, zatağınız ne yapıyorsunuz? Sansür uyuyor. İngilizlerle başımızı derde mi sokacaksınız? İngilizler toplatıyorlar efendimiz. Biz de... Onu biliyorum. Siz de duruyorsunuz daha. Erzurum başımıza iş açacağı benzer. Bu kongre toplanmamalı. Yazıyor Mustafa Kemal Paşa yazıyor. Topluluk kaç. Dur, dur dedim. Çimenler iliklerine kadar titredi. Bir karış çocuk ve üç kurşun. O da milli mücadelenin bir şehidiydi. Gözleri açık kalmıştı. Ve o gelecek nesillere bu vatanın sokakta bulunmadığını haykırır gibiydi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aynı anda İstanbul camilerinin minarelerinden ezan Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe Mustafa Kemal, Vilayet-i Şarkiye Müdafai Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Yüksek Kurulu Başkanlığı'na Rauf Bey'de yardımcılığına getirilmiştir. Kongre çalışmalarına hızla devam edilmiştir. Temmuz 1919. Erzurum Kongresi bir okul binasında toplanmak üzere. Delegeler gelmektedirler. Bir tarihin sayfaları açılacak, Erzurum Kongresi az sonra toplanacak. Saat 10. Mustafa Kemal, Rauf ve Masar Müzik Beyler gelmişler. Kazım Karabekir Paşa da yanlarında. Kurbanlar kesilmiş, dualar eder. Muvaffakiyetler paşam. Allah memlekete hayırlı etsin. Ben müsaade isteyeceğim. Zahmet oldu Kazım. Teşekkür ederim. Alasmadık Rauf Bey. Güle güle paşam. Thank you.
saat 11'e gelmek üzere. Kongre salonuna okul sıraları yerleştirilmiştir. Kongre delegeleri salonda yerlerini alıyorlar. Başkanlık kürsüsü yerine bir masa konmuştur. Tarihi bir an yaşamaktadırlar. Ve heyecan içindedir. Saat 11. Erzurum delegesi Hoca Raif Efendi en yaşlı üyenin ricası üzerine geçici başkan olarak yerini aldı. Sonra kısa fakat çok etkili bir açış konuşması yapıyor. Efendim, şimdi kongreye bir reis, bir reis vekili, iki katip seçilecektir. Reylerinizi arz ediyorum. Bir dakika efendim, yeni tanışıyoruz. En uygun namzeti bulabilmek için divan seçiminin yarına bırakılmasını teklif ediyorum. Bunda ne fayda görüyorsunuz anlayamadım. Böylece arkadaşlar birbirini tanıma imkanı bulacaklardır. Ve münasip namzet ortaya konacaktır. Herkes serbesttir. İstediğine rey verebilir. Neden yarına bırakıyoruz? Teşekkür ederiz efendim. Acele etmeye lüzum yoktur. Beyefendi, beyefendi, saniyenin önemi vardır. Memleketin beklemeye tahammülü olmadığını bilmiyor musunuz? Vakit kaybediyoruz. Seçimlere geçsin efendim. Seçimlere geçsin efendim. Sonra Başkan Hoca Raif Efendi, Riyaset Divanı'nın seçilmesine oya koyacak ve seçimlere geçilmesi kabul edilecekti. Seçimlere geçildi ve delegeler reylerini kapalı olarak verdiler. Reyler tasdif edilmiştir. Neticeyi arz ediyorum. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 48 oyla kongre reisi seçilmiştir. Mustafa Kemal kongre delegelerine teşekkür ettikten sonra tarihi konuşmasına geçti. Efendiler, tarih ve hadisatın sevkiyle bir fiil içine düştüğümüz tehlikeleri görmeyecek ve bundan müteessir olmayacak hiçbir vatanperver tasavvur edilemez. Milletimize karşı reva görülen haksızlıklardan müteessir olan milli vicdan nihayet uyanış haykırışını yükseltmiştir. Yurdun dört bir tarafında kurulan cemiyetlerle aynı mukaddesatın korunmasını temin için beliren milli cereyan, bütün vatanımızı sarmış bulunmaktadır. Bütün bu amaçları elde etmek için her şeyini buna bağlayan aziz milletimiz için de bir milli fert gibi çalışmaktan doğan zevk ve övünmeyi burada şükran ve iftiharla arz ederim. Vatanın kurtuluş mücadelesinde millet bütün engelleri muhakkak ve mutlaka kırıp süpürecektir. İstanbul işgal altında bulunduğundan bu büyük mücadeleyi ancak Anadolu'nun yürütebileceğini belirtmek isterim. Memleketin Avrupa'nın büyük devletleri tarafından nasıl parçalanmak istendiğini ve buna imkan verilmeyeceğini de etraflıca anlatan Mustafa Kemal delegeleri heyecan içinde bıraktı. Sonraki toplantılarda Mustafa Kemal, alelacele tedarik edilen sivil elbisesiyle riyaset makamında. Kongrede alınacak kararların esaslarını hazırlayacak bir komisyon kuruldu.
sonra kongre yoğun bir çalışma içerisinde devam etti. Bu arada bir iki kişi de olsa kongreyi dolaylı yoldan baltalamak isteyenler var. Kime hizmet ettikleri belli değil. Ömer Fevzi Bey de bunlardan biri. Kışlaları kapatalım. Askerleri terhis edelim. Sulh içinde yaşamanın şartlarını hazırlayalım. Siz neler söylüyorsunuz beyefendi? Memleket için, vatan için. Biz vatanı kurtarmak için bu kongrede toplanmış bulunuyoruz. Artıyı terhis etmek. Kışlaları kapatmak. Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Takrir vermişler. Bir siyasi parti kurulması hakkında. Ne partisi? Biz burada istiklal mücadelesi için toplanmış bulunuyoruz. Siz kongreyi akamete mi uğratmak istiyorsunuz? Beyefendi lütfen kendinize gelin. Yaşlı bir delege kongreyi baltalamak isteyen bu birkaç kişinin neye hizmet ettiklerine akıl erdiremiyor ve daha ağır konuşmamak için kendini zor tutuyordu. Rauf Bey'in ikazından sonra Erzurum Kongresi olumlu bir havada devam edecek ve tarihteki büyük yerini alacaktı. Bu arada İstanbul hükümeti Erzurum Valiliğine ve Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği şifretenle Mustafa Kemal'in ve Rauf Bey'in tutuklanmalarını istiyor. Fakat bu emirler yerine getirilmiyor. Milli iradeyi gerçekleştirmek Mustafa Kemal'in en önemli hedeflerinden biri. O bir gece sabaha karşı anılarını tutan Mazhar Müfit'i çağırmış ve şöyle konuşmuştu. Yaz çocuk. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Mazhar Müfit ve Süreyya Bey donmuş kalmışlardı. Ve Mustafa Kemal daha sonra yapılacak devrimleri de teker teker not ettirdi. Sabah olmak üzereydi. Ve onların kulaklarında bir ses çınlıyordu. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Orada bulunanların inanamadıkları bu sözler ileride teker teker gerçekleşecekti. Ağustos 1910. Erzurum Kongresi çalışmalarını bitirmiş, temsil heyetini seçmiş ve kongre beyannamesini yayınlamıştı. Bu kongre kendisinden sonraki bütün mücadele safhalarının öncüsü olmuştu. Yıllarca sonra bugün bu tarihi çatının altında o günleri tekrar yaşar ve Erzurum Kongresi beyannamesinin yankılar yaptığını milli hudutlar içinde vatan, bölünmez, parçalanmaz bir bütün. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılışı halinde millet hep birlikte savunma yapacak ve direnecektir. Milli iradeyi ve milli kuvvetleri hakim kılmak esastır. Bu ses Erzurum'dan gelen ses. Onlar bir avuç yürekli insan. Tahta sıraların üzerinde isimleriyle, duvarlarda resimleriyle göz zor günlerin her türlü imkansızlığı içerisinde inandıkları ve gerçekleştirdikleri bir ülkeyi bütün dünyaya haykırır. Milli hudutlar içinde vatan bölünmez, parçalanmaz bir bütündür. Milli iradeyi ve milli kuvvetleri hakim kılmak esastır.
vatanın kurtarılışına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolu o günden gördüklerini hissedersiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız